Vaizlerden çok duyuyoruz ki iki güne eşit olan zarardadır diye. Evet. Fakat ben de bunu dar kafamda düşünüyorum. Bugün bir rekat namaz kılsam eşit yapmamak için günümü iki rekat, üç rekat, dört rekat versem buna gücüm yetmeyecek. Bu hadis midir? Hadise bu hadisin mali nedir? Manası nedir? Peki soralım. Dua bekliyoruz. Isparta'ya, Gül Diyarı'na da selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun Himmet Bey. Evet, bu hadis-i şerif mi hocam? Çok yaygınca herkes tarafından bilinen bir yani metin hadis ama. Olarak bilinen ama biliyorsunuz hadisleri biz tetkik eden, bu konuda araştırmalar yapan hadisçilerimiz derler ki bu hadis efendim sahih bir hadis değildir. Nedir? Zayıf bir hadistir. Zayıftır demek uydurma da değildir, ha onu da söyleyeyim. Yani sahih ve hasen olmayan üçüncü derecede ne diyoruz biz buna? Zayıf hadis diyoruz. Peki bu hadisi zayıf da olsa aslında bundan çıkartacağımız güzel bir manası da var. Bize ne yapıyor? Zamanın, vaktin. İyi değerlendirilmesini. İyi değerlendirilmesini. Yani ne diyeyim? İnsanoğlunu çalışmaya, değil mi? Fedakarlık yapmaya, hatta topluma faydalı olmaya, kendisine, insanlığa, değil mi? Tembelliği ne yapıyor? Üzerindeki o ne diyeyim? O ağırlığı, gafleti vesaire atmasını. Bugün bir şeyler yaptıysan yarın daha iyi şeyler yap. Tabii imkan ve şartlar. İmkan nispetinde. Bunu anlatmaya, bunu bizi ondan sonra yönlendirmeye çalışıyor. Ben sözü veya içeriği itibariyle de gayet bizim için bir ders niteliğinde olduğunu, onun için toplumumuz zayıf da olsa bu tür dersi ne yapar? Sürekli kulağına küpe eder ve bu şekliyle de ne yapar? Geriye değil ileriye gitmeye. Eyvallah. Daha fazla yani gayret. Teşvik edici mahiyet. Teşvik aslında, edici nelerdir? Sözlerdir. Tabii ki bunu da ne yapalım? Kendimize şiar edinelim. Peki Himmet Bey şey dedi ki ben iki rekat günlük namaz kılıyorum. Nafile olarak kabul edelim bunu. Hani daha fazlasına da gücüm yetmiyor. Benim de aklıma hadis-i şerif mi bilmiyorum ama ibadetin az da olsa devamlı olanı makbuldür sözü doğru geldi. Bu hadis-i şerif herhalde değil mi evet, hocam? Evet doğru. Dolayısıyla edvemuha ve inkalle. Himmet Bey bu şekilde devam etsin inşallah. Ben sadece bu hadisi ibadet sadedinde de değerlendirmemek lazım. İnsanız, sorumluluklarımız var, yükümlülüklerimiz var. Ne yapalım? Lütfen bu bilinçle ne yapalım? Hayatımızı sürdürelim demek. Eyvallah.